İyi akşamlar. Eko Türk'tesiniz. Ana Haber başlıyor. Evet, piyasaları konuşacağız. Yarın yarım günlük bir piyasamız olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım günlük açık kalacak borsamız. Dolayısıyla biz de aslında yarım günlük bir yayını yapmış olacağız yarın itibariyle. Bugün Ana Haber'de birinci bölümde Çağlar Toros bizimle birlikte olacak. Info yatırım stratejisti. Borsayı birlikte kapatacağız, piyasalara bakacağız, tahvillere bakacağız. Merkez Bankası'nın bugün gelen, basın toplantısından gelen açıklamalarına bakacağız. Her şeyi konuşmaya çalışacağız Çağlar Toros'la. İkinci bölümde Helin Çelik bizimle birlikte. Kripto para uzmanı, kripto piyasasında neler olup bittiğine bakacağız. Bugün ne oldu derseniz, bir defa bugün Amerikan 3. çeyrek büyüme verisi geldi ve Amerikan 3. çeyrek büyüme verisi bir hayli yüksek. Beklentilerin epey üzerinde %2.6, beklenti 2.4 idi. Bir önceki çeyrekteki büyüme eksiydi 0.6, ondan bir önceki de 0.1'lik bir daralma olarak gelmişti. Şimdi Amerikan ekonomisi eğer 4. çeyrekte de buna yakın bir büyüme getirebilirse demek ki 2'nin üzerinde bir büyümeyle kapatabilir, öyle gözüküyor. 2'nin üzerindeki bir büyüme Amerikan ekonomisi içinde, dünya içinde beklenen ve beklentileri karşılayabilecek bir büyüme olabilir. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalar açılırken önemli bir gelişme oldu. Meta hisseleri dediğimiz, Meta neyi kapsıyor biliyorsunuz? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı kapsıyor. Meta hisseleri %25 geriledi. Şu an itibariyle durumun ne olduğunu tam bilmiyoruz ama gerilemenin devam ettiğini tahmin ediyoruz. Gerilemenin sebepleri arasında birden çok şeyi sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi bugün Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alındığına ilişkin haberler. Tabii rakip bir kuruluşun önemli bir atak yapmış olması burada Meta'yı aşağı doğru çekmiş olabilir. Ayrıca Instagram'da kimi kesintiler oldu. Bu kesintiler, buna bağlı durumlar, birkaç gün önce de WhatsApp'ın çöktüğünü hatırlatırsak bunlardan kaynaklı bir durum olabilir diye düşünüyoruz ama tam sebebini birazdan anlamaya çalışacağız. Euro dolar paritesinde 1.0003'teyiz. Yani 1'in çok üzerinde değil ama üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu an itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında da Euro'nun bir miktar daha güçlü kalabileceğini düşünüyoruz. Son derece agresif bir faiz artışı yaptı Avrupa Merkez Bankası, bildiğiniz gibi 75 bas puan tarihsel olarak en yüksek faiz artışlarından birini gerçekleştirdi. Dolar endeksi bugün itibariyle 109 yön yukarı ancak 110'un altına düştü. Artık bundan sonra bir denge ortamına doğru gideceğini düşünüyoruz. Brent petrol ve NYMEX petrole bakarsak, Brent petrol 96 dolarda ve yukarı doğru hareket ediyor. NYMEX'te de 89 dolar. Muhtemelen petrol fiyatları bir yerde 100 doları görüp oradan bir dönüş yapabilir. Bunu bekliyoruz. Yine Avrupa'dan önemli bir haber var. Swiss, Credit Suisse, yani İsviçre Bankası, dünyanın en güçlü yapıya sahip olan bankalarından biri Credit Suisse'in CDS'lerinde bir artış olunca Credit Suisse hemen sermaye artırımına gitmeye karar verdi. Hatırlayacaksınız, geçen hafta içinde Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın sarsıntılı bir döneme girdiğine dair haberler vardı. Şimdi Credit Suisse durumunu düzeltmek için bir sermaye artırımı yapmaya başladığına göre sırada Deutsche Bank'ın olduğunu düşünebiliriz. Merkez Bankası bugün, deyim yerindeyse, ekonomistlerin, analistlerin ve medyanın karşısına çıktı. Merkez Bankası Başkanı Profesör Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerini anlattı. Enflasyon hedefi konusunda ciddi bir yükseltme hareketi gerçekleşti. Daha önce 60.4 olan yıl sonu enflasyon hedefi 65.2'ye çekildi.
Gelecek yıla ilişkin enflasyon verisi de yine tahminde, o da epey bir yukarıya çekildi. 22.3 olarak belirlendi. Bundan önceki tahminde 19'lar seviyesinde bulunuyordu. Demek ki Merkez Bankamız bu yıl enflasyonda büyük bir düşüş olmayacağını varsayıyor. Gelecek yılki rigid düşüşünde yine çok fazla beklentiler düzeyinde olmadığını görüyoruz. Bir önceki beklenti 19, şimdiki beklenti 22.5. Demek ki gelecek yılda yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Kaldı ki 22.5'lik enflasyon beklentisi bir hayli iyimser, öyle gözüküyor. Bu arada kur korumalı mevduatla ilgili olarak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na sorular soruldu. Merkez Bankası Başkanımız bu soruların yanıtlarını vermedi, daha doğrusu yanıtsız bıraktı. Çünkü Merkez Bankamız yıl sonuna kadar hesaplamalarını yaptıktan sonra yıl sonu itibariyle bir açıklama yapacak. Şu an herhangi bir şekilde bu konuda değerlendirme yapmaya gerek kalmadığını, olmadığını söyledi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir toplantı yapmıştı bankacılarla. Bu toplantının Merkez Bankası Başkanı katılmaksızın yapılmış olmasının bir eleştirel durum olup olmadığını sordular. Hayır, öyle bir şey yok dedi. Normal, her zaman olabilir. Daha önce de olmuştur gerçekten de. Daha önce de vakidir bu tür toplantılar. Ancak bankalarla ilgili sistemik bir risk krizinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu konuda içiniz rahat etsin dedi. Merkez Bankası Başkanı ayrıca Türkiye'nin 5 ve 10 yıllık tahvillerinin satıldığını, satılmaya devam ettiğini, herkese 5 ve 10 yıllık tahvilleri satın alma konusunda talepte bulunmalarını istedi ve 20 yıllık tahvillerin de yakın bir zamanda ihracına başlanacağını ifade etti. Dış ticaret rakamları var. Dış ticarette durum hiç iç açıcı değil. %268'lik bir artış var aylık bazda. Eylül ayında dış ticaret açığımız 9.6 milyar dolar oldu. İhracatımız 22 milyar dolar, ithalatımız ise 33 milyar doların biraz altında. Aradaki makas giderek açılıyor. Asıl önemli olan, belki de üzerinde durulması gereken, ihracatın ithalatı karşılama oranı. Orada da %60'lar seviyesine doğru gerilemiş durumdayız. 80'lerden geliyoruz, hatırlatalım. İhracatta hangi ülkelere daha fazla ihracat yaptık, hangilerinde azaldık dersek tablo çok değişmedi. Yine her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri 1 numara, 2 numarada Almanya, 3'te Irak var. İthalatta ise orada da sıralama değişmedi. 1 numarada Rusya, 2 numarada Çin, 3. sırada da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Ekonomiye güven Ekim'de arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun güven endeksine göre daha önceki ayda Eylül ayında 94.3 olan güven endeksi 97.1 değerine kadar yükseldi. Bu çok olumlu ve yerinde, öncü bir gösterge olduğu için gelişmelerin iyiye doğru gidebileceğini bize anlatıyor. Turizm gelirlerimizde ciddi bir artış var. Olumlu bir değerlendirme olarak görmek lazım. 9 ayda Türkiye'ye 35 milyon turist geldi ve 35 milyar dolar da döviz geliri elde ettik. Yani yaklaşık turist başına 1000 dolar seviyesini yakaladık. Eğer gerçekten 1000 dolar seviyesi devam edecekse, ki gerçekse, tabii verilerin geçici veriler olduğunu düşünerek gerçekse mi ifadesini kullanıyoruz. Eğer veriler hesaplandıktan sonra, net veriler çıktıktan sonra Türkiye turist başına 1000 dolar geliri hedeflemiş ve bunu tutturmuşsa, bundan sonra turizmde işlerin yolunda gideceğini söyleyebiliriz. Son haberimiz Avrupa Merkez Bankası'ndan, birazdan bolca konuşacağız. 75 bas puan artış yaptı ve Euro'nun canlanması için büyük bir hayat öpücüğü gibi geldi. Borsa İstanbul günü %1.05 değer kaybıyla 3.934 puandan tamamladı.
İstenilen seviyenin altındayız. 4000 puanın artık bir yeni normal haline geldiğini ifade etmişlerdi yorumcular. Ancak ne yazık ki 4000 puanın üzerinde tutunamadı. Aşağı doğru gitmeye devam ediyor. Yarın yarım günlük bir borsa seansı olacak. Bu yarım günde borsanın nereye doğru gideceğini tahmin etmeye çalışacağız. Elbette tahmin etmek son derece zor ama imkansız değil. Bugün Çağlar Toros'la birlikteyiz. İnfo Yatırım Stratejisi Çağlar Toros. Çağlar, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Şimdi kapanışı bir yorumlamanızı istiyorum. 1.05 aşağıdayız. 3.964 puan seviyesindeyiz. 4000 puanları artık bir süre galiba telaffuz edemeyeceğiz. Çünkü bir geriye doğru gidiş var. Düzeltme olup olmadığını bilmiyoruz. Kar satışları olup olmadığını bilmiyoruz. Başka sebeplere bağlı olabilir mi? Size göre Borsa İstanbul neden yukarıda tutunamadı, 4000 puanın üzerine çıkamadı? Evet, BIST endeksi sizin de belirttiğiniz gibi günü yaklaşık %1 oranında düşüşle 3934 seviyelerden tamamladı. 3934 seviyelerden tamamladı ve BIST endeksi tarafındaki düşük momentum devam etti diyebiliriz son bir haftada olduğu gibi. Öyle ki bir önceki günkü en yüksek seviyeyi aşamayan ve bunun üstüne tutunamayan bir BIST endeksi tarafı var. Bu satışlarda biraz daha yurt içi tarafta çok önemli bir haber akışları, açıkçası piyasayı önemli derecede etkileyecek bir haber akışları bulunmamasına rağmen global taraftaki risk iştahının düşüklüğüne biraz daha bağlıyoruz ve diğer taraftan vade sonunun olması, yarın yarım gün olması ve tatil riskinin alınmama algısıyla birlikte ki geçtiğimiz günlerde yani salı günkü satışların devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki hem bu tatil riskinin alınmaması hem kredi riskinin alınmaması yani kredi faiz oranlarının tatil günlerinde ödenmemesi için satışın son günü salı günüydü ve bununla birlikte süre gelen devam eden bir satışların vade sonunda etkilemesi sebebiyle Borsa İstanbul tarafındaki baskının devam ettiğini görüyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi yani momentum şu an için düşük seviyede hareket ediyor ama bilanço döneminin başlamış olması ve bu başlayan bilançolara da baktığımız zaman ikinci çeyreğin devamı niteliğinde güçlü bilançoların gelmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafının finansalların yukarı yönlü katalizör olarak görev yapmasını bekliyoruz diyebilirim. Şu an için 3800 seviyesinin üstünde kalınması durumunda bizim pozitif görüşümüz devam ediyor. Burada psikolojik direnç seviyesi olan 4000 seviyesi. Yani Borsa İstanbul tarafı bu seviyeleri sürekli test etti ama kapanış olarak bu seviyeleri tutunamadı. Burada 3800'ün üstünde kalınması durumunda ve diğer taraftan bilanço döneminin etkisiyle birlikte 4000 seviyesinin üstünde kapanışlar gerçekleşmesi durumunda kısa vadeli olarak 4200 seviyesini test edebilir Borsa İstanbul tarafı. Diğer taraftan geri çekilmelerde de 3800 seviyesi ana destek seviyesi ön plana çıkıyor ama biraz önce de belirttiğim gibi yani bu haftaki satışlar biraz daha gerek vade sorununun olması sebebi, biraz daha tatil riskinin alınmaması sebebiyle olduğunu düşünüyoruz diyebilirim. Peki kurla ilgili değerlendirmeniz nasıl olacak? Kurda şu anda 18.61'i gördük. Bugün 60, yani şu an itibariyle 60 aşağı doğru çekiliyor bildiğim kadarıyla. Bu seviye tabii çok dar bir aralık. Bu aralıkta gidip gelmesini sürdürecek, öyle gözüküyor. Ancak her an yukarı yön söz konusu olabilir mi size göre? Evet, 18.55 ile 18.65'li seviyeler arasında yön arayışı içerisinde olan bir dolar TL kuru var son haftalarda diyebiliriz. Özellikle Fed'in yaptığı agresif faiz artırımlarıyla birlikte ve Fed eyalet başkanları dahil Fed başkanının da yaptığı şahin açıklamaların devam etmesiyle birlikte dolar endeks tarafındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri de baskılanıyor. Türk lirası tarafında da açıkçası bu baskıyı hissediyoruz diyebilirim. Son günlerde kısmi de olsa bir geri çekilme var gerek dolar endeks tarafında gerek dolar TL tarafında bir miktar daha aşağı yönlü seyir var. Özellikle bugün açıklanan ECB faiz kararında Euro'nun da değer kazanmasıyla birlikte Euro dolar paritesi birli seviyelere kadar yükseldi ki yıla 1.14 seviyelerden başlayan bir euro dolar paritesi vardı. Dolar TL üzerinde bu dolar endeksindeki geri çekilme bizi de biraz daha etkiledi diyebilirim ve bununla birlikte dolar TL tarafı seviyelerde kısa vadeli olarak dengelenmiş gibi gözüküyor. Opsiyon piyasalarına baktığımızda ise biraz daha ileriki dönemler için 18.75-18.85 aralığında yoğunlaşmaların olduğunu görüyoruz. Türkiye açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği faiz kararında 150 bas puanlık faiz indirimiyle birlikte de dolar TL tarafında çok bir oynaklık görmedik ama bugün gerek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı 4. enflasyon raporunu açıkladıktan sonra biliyorsunuz yani gevşek para politikasına devam mesajları verildi ve yıl sonunda tek haneye düşmesi beklenen bir politika faizi var. Faiz indirimleriyle birlikte ve Fed'in faiz artırımlarıyla birlikte dolar endeks tarafındaki yukarı yönlü seyirle birlikte kısa vadeli olarak yukarı yönlü seyir izleyebiliriz. Biraz önce de belirttiğim gibi yani opsiyon piyasaları tarafında da 18.75'li seviyelerde yoğunlaşan fiyatlamalar görüyoruz ama tamamen şu an için haber akışlarına bağlı olarak ve para politikalarından gelen haberlerle biraz daha dolar TL tarafının şekillendiğini görüyoruz diyebilirim. Peki bir petrol değerlendirmesi isteyeceğim. Brent petrol 100 doları gördü görecek yani oraya doğru gidiyor. Eğer OPEC Plus ülkeleri yeni bir kısıntı yaparsa bu kesin olarak 100 doları görecek o anlama geliyor ama şu an itibariyle de 100 dolar sınırına doğru böyle kararlı bir yolculuk halinde gözüküyor. Size göre nasıl? Evet, riskler hala ayakta diyebilirim. Hatta bugünkü 4. enflasyon raporunda da Brent petrol tarafı da yukarı yönlü revize edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana en çok konuştuğumuz konu petrol ve enerji konuları oldu. Hatta rekor seviyelere çıkan bir Brent petrol fiyatlamaları vardı. Daha sonrasında Fed'in faiz artırımları ile birlikte dolar endeksinin yukarı yönlü seyri neticesinde Brent petrolde bir miktar gevşeme hissettik. 90 doların altına kadar geldi ama OPEC ve OPEC Plus kararlarının etkisiyle tekrar 95'li seviyelere kadar yükseldi. Yani hala Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor ve bu savaşın etkisiyle birlikte birçok haber akışı geliyor ve bu haber akışları da aslında Brent petrol tarafının yukarı yönlü seyrini hızlandırıyor. Diğer taraftan OPEC Plus'ın aldığı kararlar yani arz talep dengesizliğine bağlı birçok haber akışları çıkıyor ve OPEC Plus tarafı hala üretim kapsamında, üretim konusunda kısıtlamaya gidiyor ve bu kısıtlamaların olmasıyla birlikte de Brent petrol üzerinde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Siz de belirttiniz. Olası bir tekrar OPEC tarafından, OPEC Plus tarafından bir üretimde kısıtlama gelmesi durumunda yukarı yönlü seyirin devamını bekliyoruz. Diğer taraftan ayakta duruyor ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri hala sürüyor. Buradan gelen haber akışlarına baktığımız zaman görece yapılan açıklamaların sertleştiğini de görüyoruz. O yüzden Brent petrol özelinde bu enerji krizinin devam ettiği noktada bu adımların devam etmesi, OPEC tarafındaki üretim tarafının kısılması durumunda kısa vadeli olarak yukarı yönlü seyirin devamı beklenebilir diyebilirim. Evet. Peki altında durum nasıl? Altınla ilgili kısa vadeli değerlendirmenizi almak isterim. Tabii geçtiğimiz sene aslında ons altın tarafında biraz daha yatay bir seyir vardı. Daha sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle birlikte 2000 dolarlı seviyelerin üstüne kadar çıkıldı. Daha sonrasında Rusya tarafından, Ukrayna tarafından gelen olumlu haber akışları. Hatta Türkiye'nin bu iki ülke arasında arabulucu sıfatı rolünü üstlenmesi, Dolmabahçe'de yapılan toplantılar neticesinde ons altın tarafında bir geri çekilme olmuştu. Ama yani bu geri çekilmeler 1800'lü, 1900'lüye 1800 seviyeleri aralığında olmuştu. Daha sonrasında ise Fed'in yine faiz artırımlarının etkisi, dolar endeksinin sert yukarı yönlü seyri, 114 seviyelere kadar yükselmesiyle birlikte ons altın tarafında sert geri çekilmeler meydana geldi diyebilirim. Hatta şu an içinde 1660 seviyelerden hareket ediyor. Önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var ve açıkçası Fed tarafından bir sonraki ay için 75 bas puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü enflasyon hala orada kontrol altına alınabilmiş değil ki çekirdek enflasyon özelinde de yukarı yönlü seyirin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar manşet enflasyon geri gelmiş olsa da. O yüzden bu denli yıl sonuna kadar 125 ila 150 bas puanlık bir faiz artırım ihtimali yüksek olan FED neticesinde dolar endeks tarafındaki yukarı yönlü seyirin devam etme olasılığı da ons altın fiyatlamalarındaki geri çekilmeyi hızlandırıyor ve ons altın tarafını baskılıyor. Burada 1650 seviyesi aslında destek seviyesi olarak kısa vadeli olarak ön plana çıkarken 1680 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda burada 1700 seviyesi tekrar test edilebilir diye düşünüyoruz diyebilirim. Evet. Şimdi hisse bazlı değerlendirme yapmak mümkünse biraz hisse bazlı konuşalım istiyorum. Ya, tabii portföyünüzde varsa elbette. Geçtiğimiz günlerde bazı hisselerin yılbaşı itibariyle ya da son bir yıldaki değerleriyle ilgili bir grafik yayınlanmıştı. Bu grafiği ben de yayınlarda kullandım. Mesela öyle hisseler var ki işte %800, %600, %700, %500'lük değerler kazanmışlar. Bu hisselerin bazıları gerçekten çok güçlü. Altyapıları çok iyi olduğu için geliyor. Ancak onlardaki artışın bile
Örneğin enflasyonun %84 olduğu bir ortamda, kurun işte baskılanmış olduğu bir ortamda, orada bile, o hisselerde bile, bu sözünü ettiğim sağlam hisselerde bile normal şartlarda işte %200, %250 gibi bir artış olması gerekirken onlarda da %500'ler var. Bazı hisselerde bu sağlam altyapıyı görmediğimiz halde %800, %700'lük artışlar söz konusu. Bunun böyle biraz hormonlu ve balon artışlar olduğunu düşünüyorum ben. Bu hisselerin sayısını tabii çoğaltmak mümkün. Yani 7-8 hisseyle sınırlı olmadığını düşünüyorum. Eğer aşağıdan yukarıya doğru bir yelpaze yapacak olursak, %200 ve üzeri değer kazanan hisseleri bir araya getirdiğimizde epey bir külliyatlı hisse portföyü ortaya çıkıyor. Nasıl görüyorsunuz? Siz yani borsadaki bu duruma baktığınızda herhangi bir şekilde bir kuşkulu durum görüyor musunuz? Ya da bu eğilimin devam etmesi söz konusu olabilir mi size göre? Tabii yani 2022 yılının ana teması enflasyon oldu ve enflasyon da şu an için %84 seviyelere kadar yükseldi diyebiliriz. Ama burada risksiz getirilerin enflasyon karşısında da yetersiz kaldı. Aşikar ve bu kapsamda da özellikle yerli yatırımcı ilgisinin alternatif getiri arayışı içerisinde Borsa İstanbul'a olan ilgisini arttırdığını görüyoruz. Daha önceki bilanço dönemine baktığımız zaman kısmi de olsa bir yabancı ilgisi vardı ama bu yabancı ilgisinin açıkçası ben çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yabancı takas oranına baktığımız zaman tarihi dip seviyelerde. O dönemde yükselen seviye aslında yabancı takas oranında %30'lardan %35 seviyelerdeydi. Son günlerde yine baktığımızda %32, %33 seviyelerine kadar bir geri çekilme var. O yüzden Borsa İstanbul tarafındaki bu yükseliş ve hisse bazlı olarak yükselen bu trendin biraz daha yerli yatırımcı ilgisinin alternatif getiri arayışı içerisindeki borsaya olan geçişlerinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ve hacimsel tarafa baktığımız zaman da Borsa İstanbul tarafında hacimli bir yükseliş var. Özellikle Temmuz ayından 12 Eylül dönemine kadar sert yükselen bir Borsa İstanbul tarafı vardı. 12 Eylül diyorum çünkü bu bankacılık tarafındaki sert yükselişle birlikte bankaların ne kadar geri geldiğini de biliyoruz. 12 Eylül'den yaklaşık 1 Ekim'e kadar yanlış hatırlamıyorsam yani vade sonuna kadar, Eylül vade sonuna kadar sert bir geri çekme vardı. Ama siz de belirttiniz bankalar dışında o dönemde hisse bazlı sert hareketler oldu ve yılbaşından itibaren bazı hisse senetleri çok fazla yükseldi. Bu yükselen hisse senetleri özeline baktığımız zaman biraz daha geleceğin fiyatlandığını görüyoruz ki haber akışları tarafında bu şirketlerin geleceğe dönük projeksiyonlarındaki olumlu seyrin biraz daha Borsa İstanbul'da hisse özelinde fiyatlandığını düşünüyoruz ama tabii açıklanacak bilançolar var. Bu bilançoların ardından yapılacak genel olarak analiz sunumları var ve tabii ki bu analiz sunumlarında bunlar da soruluyor ve bununla birlikte gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bazı bilgi notları, bazı raporlar yazılıyor. O yüzden bu denli sert yükselişlerin olduğu hisselerde biraz daha geleceğe dönük fiyatlamaların olduğunu düşünüyoruz. Ve eğer şirketlerin açıkladıkları geleceğe yönük projeksiyonlarda bunların olma ihtimali devam ederse fiyatlanmalar beklenti dahilinde devam edebilir. Ama olası bir olumsuz durumda ya da bu beklentinin gerçekleşmeme olasılığının olması durumunda da açıkçası kar realizasyonlarının olması da aşikar. O yüzden şu an için bu denli hisselerde biraz daha beklentinin fiyatlandığını görüyoruz diyebilirim. Evet. Peki yarına dair bir değerlendirme istiyorum kapsamlı. Hem haftayı kapatacağız hem yarım günlük bir çalışma olacak. Öyle bir seans var. Ne görüyorsunuz? Nasıl açılacak ve nasıl kapanabilir size göre? Tabii açılış için biraz daha bu akşamki bir yok akşam seansına bakmak lazım. Yani normal seans kapanışıyla arasındaki farkın ne kadar olacağına bakmamız gerekiyor. Ama en azından yarın içinki projeksiyonlarımızda yurt dışı tarafta yarım işlem günü uygulanacak. Ve bu işlem gününde ve de cuma günü satışları olarak nitelendirebileceğimiz yani hafta sonu satışları olarak nitelendirebileceğimiz bir durumda olabilir diyebilirim. Biliyorsunuz yani hafta sonu nereden ne haber akışı geleceği belli olmadığı için biraz daha son yıllarda temkinli bir hava oluyor haftanın son işlem günlerinde. O yüzden yarın için beklentimiz bir miktar daha VIOP akşam seansına bağlı olsa da bugün gelen Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki büyüme verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ve teknik resesyonda olan Amerika tarafının faiz arttırımlarına rağmen ekonomilerdeki daralma beklentilerine rağmen %2.6 olarak açıklanmasından da Amerika piyasalarında en azından şu an için kısmi de olsa bir yukarı yönlü seyir var. Bunun devam etmesi durumunda yarın için en azından açılış beklentimiz yani tüm durumlar sabitken diyebilirim. Burada olumlu olabilir ama gün içerisinde dediğim gibi yani hem hafta sonu riskinin alınmaması, diğer açıdan
öğlene kadar seans olacağı için öğleden sonra yurt dışından akışlarının risklerinin alınmaması adına bir miktarda realizasyonlar görebiliriz ama bunların genellikle sektör bazlı ya da hisse bazlı olabileceğini düşünüyoruz. Peki Çağlar Toros, çok teşekkürler. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Şimdi biraz dış ufuk turuna çıkacağız. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün gelen kararı ve Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde açıklanacak olan kararını konuşacağız. Merkez Bankamızın bugünkü toplantısında olup bitenlere de elbette bakacağız ama ağırlık olarak daha çok büyük majör merkez bankalarına bakacağız. Kripto para piyasalarına elbette bir göz gezdireceğiz. Dolar altın endeksi ile ilgili dolar endeksi ve altın korelasyonu arasındaki duruma da bir bakacağız. Şu anda Skype hattımızda kripto para uzmanı Helin Çelik var. Helin Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ali Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nereden başlayalım? Avrupa Merkez Bankası, en sıcak olan konu o. Oradan başlayalım isterseniz. Bir defa çok rigid bir faiz artışı yaptı. 75 bas puan. Beklentilerin bir hayli üzerinde, hatta tarihsel olarak en yüksek artışlardan birini yaptı. Ve bu Euro'ya küçük de olsa bir hayatiyet kazandırdı diye düşünüyoruz. Euro gerçi kararın öncesinde yükselmeye başlamıştı ve birebir paritesinin üzerine doğru gelmişti. Şimdi birebir paritesinin üzerinde ne kadar kalacağını tahmin etmeye çalışacağız. Hem bugünkü kararı hem de bundan sonraki Euro'nun yolculuğunu nasıl görüyorsunuz? Evet, Avrupa Merkez Bankası'nın kararı Euro için bir can suyu oldu diyebiliriz. Açıkçası piyasaların beklediği bir haber akışıydı, beklediği bir karardı diyebilirim. Çünkü uzun zamandır biz Fed'in faiz artırımı kıskacındaki piyasa döngüsünü fiyatlıyorduk. Özellikle dolar endeksindeki güç kazanımıyla birlikte diğer tüm enstrümanlar değer kaybına uğruyordu. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın kararı bizim için kritikti. 75 bas puanlık faiz artırımı beklendiği gibi gerçekleşti. Öncesinde yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Hem değerli metallerde, hem Euro'da, hem kripto para birimlerinde güzel bir ivme yakalayabildi yatırımcılar. Diğer taraftan tabii dolara karşı değer kazandığı için ve dolar endeksinde bir miktar gevşeme yarattığı için endeksler de pozitif ilerledi. S&P 500, Nasdaq pozitif reaksiyon gösterdi. Kripto para piyasasıyla da reaksiyonu ve korelasyonu pozitif olduğu için açıkçası bizim biraz işimize yaramış gibi oldu. Şimdi 75 bas puanlık faiz artırımı bizim tabii ki Avrupa
kanadına baktığımız zaman çok uzun süredir yapılmayan bir artırımdı. Geçtiğimiz toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı. Bir miktar Fed'i yakalamaya çalışıyor diye yorumlayabiliriz. En azından dolar endeksinin küresel anlamdaki baskınlığını azaltmaya çalışıyor diyebiliriz. Ama önümüzdeki hafta Fed'in kararı var. Yine 75 baz puanlık faiz artırımı gelecektir. Bu kıyaslamayı yapacak olursak tabii dolar endeksindeki güçlenme önümüzdeki hafta devam edebilir. Yani ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın bu kararı etkisi geçtikten sonra eski fiyatlamaya dönülmesinde bir ön ayak olabilir bizim için. Bu şekilde yorumlayabiliriz. O yüzden kritik bir bölgelerde fiyatlamalar görüyoruz açıkçası. Yatırımcının belli seviyelere, belli bölgelere ayrıca dikkat etmesi lazım. Tabii kripto para özelinde baktığımız zaman piyasayı yukarıya taşıyabilecek bu hafta Avrupa Merkez Bankası kararının dışında gelişmeler de oldu. ABD kanadından bilançolar açıklandı. Evet, özellikle Nasdaq'ta listelenen ABD'nin dev şirketleri zararda. Meta mesela, Meta zarar açıkladı. Yani beklendiği gibi kar açıklamadı daha doğrusu ama Google'ın fiyatlaması fena değildi, Apple'ın fiyatlaması fena değildi ve bu da piyasayı yukarı taşımak için güzel bir etki yarattı diyebiliriz. Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığını bugün resmen duyurması, en azından ECB'nin faiz artırımından sonra gelebilecek kar realizasyonlarının bir miktar önüne geçti. Şu an piyasa bir dengede kalmaya çalışıyor. Ama demek istediğim bu fiyatlamalar, haber etkileri geçtiği takdirde piyasa tekrar belirsizliklere, risklere yönelebilir. Tekrar küresel anlamdaki jeopolitik risklere yönelebilir. Enflasyon ve resesyon korkuları beslemeye devam edebilir piyasayı. O yüzden buradaki kar realizasyonları biraz daha büyüyebilir. En azından Fed'in faiz kararına kadar buradaki oynaklığın yüksek olmasını bekleyebiliriz. Evet. Gelelim Fed'e. Fed'de şöyle bir durum ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bugün 3. çeyrek Amerikan büyüme verisi geldi. %2.6. Beklentilerin bir hayli üzerinde, 2.4 bekleniyordu. Ve bir önceki çeyrekle kıyasladığımızda, arada tabii çok büyük farklar var. Bir önceki çeyrekte 0.6'lık bir daralma vardı Amerikan ekonomisinde. Ondan bir önceki çeyrekte, yani birinci çeyrekte de 0.1'lik bir daralma ortaya çıkmıştı. Eğer trend böyle devam ederse, yani 2.6 üzerine bir 2.6 daha koyarsa Amerikan ekonomisi 2 seviyesinde bir büyümeyle kapatacak gibi gözüküyor. Ancak son çeyreğin çok yüksek bir büyümeyle gelmesi beklenebilir. Böyle bir atak bekleniyor. Bu durumda Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir adım atacağını düşünüyorsunuz önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda? Evet, %2.6'lık gerçekten çok yüksek bir hedef açıkçası. Çünkü burada ekonominin daralmasını bekleyecektik ki Fed'in alanı biraz daha kısılabilsin. Şu an ekonomik göstergelere baktığımız zaman %2.6'lık büyümeyle birlikte Fed'in biraz daha kendine faiz artırımı yapmak için ve agresif sıkılaşma politikasını sürdürmek için alanı olmuş oluyor. Ekonomi bunu kaldırabilir. Ekonomi de çok sıkıntı yaratmaz. Resesyon endişelerine rağmen büyüme verileri iyi geliyor diyerekten faiz artırımı sürecine devam edebilir. O yüzden bu bir açıkçası kripto para piyasasını tedirgin edebilecek düzeyde bir veri. Tabii ki de ihracat ve tüketici kaynaklı geldiği söyleniyor bu %2.6'lık büyümenin ama bunun devamı da gelirse eğer, o zaman biraz önce dediğim gibi Fed diyecek ki ekonomik göstergeler gayet yerinde, büyüme verileri gayet iyi, benim biraz daha alanım var ve faiz artırım sürecine enflasyonu kısana kadar devam etmeliyim. Tabii bu arada Fed'e, daha doğrusu Fed Başkanı Powell'a uyarılar gidiyor hem IMF'den hem Senato'dan. Aman dikkat, evet enflasyonu baskınlamak istiyorsunuz. Bunun için faiz artırımlarına gidiyorsunuz ama bu noktada istihdam da önemli olacak, çalışanların durumu da önemli olacak. Ekonominin bunun kaldırıp kaldırmayacağına bakarak ihtiyatlı adımlar atılması yönünde tavsiyeler veriliyor. Şimdi Fed buna kulak asabilir miydi? Evet, asabilirdi belki ama büyüme verileri böyle gelmeseydi, ekonomik göstergeler yerinde iyi gelmeseydi o zaman evet bir bozulma olabilir, belki bir resesyon riski doğabilir endişesiyle biraz daha ılımlı bir tavır atabilir. Tavır takınabilirdi, yani güvercin bir adım atabilirdi. Ama şu an itibariyle Fed'in güvercin olması için bir sebep göremiyoruz bu verilerle birlikte. O yüzden 75 baz puanlık faiz artırımının ardından gelen verilere bakmış olacağız.
tarım dışı istihdam, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ki bu hafta onda da düşüş vardı. Yani işsizlik haklarından ne kadar daha az kişi yararlanırsa FED için o kadar iyi. O kadar fazla işsizlik yok demek ki manasına getirecek ve ekonomi bunu kaldırabiliyor. İstihdam kanadım da iyi gözüyle bakabiliyor. O yüzden bu verileri takip etmeyi sürdüreceğiz ki dolar endeksine karşı diğer finansal enstrümanların fiyatlaması zaten devam ediyor. Evet. Peki gelelim Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasına. Bugün belki de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Uzunca bir süredir bu pazarlık sürüyordu. Daha önce bildiğiniz gibi iki kez kapıdan döndü. Önce bir 44 milyar dolarla girdi, sonra olmadı, anlaşamadılar ama bugün itibariyle satın aldığı artık kesinleşmiş gibi. Ve bu satın alma kararından sonra bazı hisselerde büyük düşüşler oldu. Satın alma kararıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığını bilmiyoruz ama bir parça etkisi olduğunu kabul edebiliriz. Meta hisselerinde büyük bir düşüş var şu an itibariyle. Meta bildiğiniz gibi WhatsApp, Instagram ve Facebook'tan oluşan bir bütün. O çatının altına giren bütün şirketlerde sorun var. Bunda biraz geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ta ortaya çıkan kırılma ya da bir kesinti var ayrıca. Yani o da etkili oldu. Instagram'da keza bugün ortaya çıkan bir durum var. Yine kesinti benzeri bir hadise var. Anladığım kadarıyla hem kendi iç sebeplerinden kaynaklanan, yani Meta'nın kendi iç sebeplerinden kaynaklanan hem de rakip şirket, yani Twitter'ın şu anda büyük bir atak yapacağını düşünüyor yatırımcılar. O sebeple oradan çıkıp buraya doğru geçiş yapıyor olabilirler mi? Hem satış hikayesini bize anlatmanızı rica ediyorum hem de bugün Amerikan piyasalarında olup bitenleri. Evet, açıkçası sosyal medya devleri hem Web3'ten nemalanmak istiyor, hem kripto para piyasası ve topluluğundan faydalanmak istiyor. Bu kapsamda Meta'nın çeşitli adımları olmuştu. Adını değiştirmekten tutalım da işte kitlesindeki potansiyel kripto para topluluğuna hitap edebilecek bazı hizmetlerin getirilmesine varana kadar. Ama şimdi Meta'ya baktığımız zaman yarıştığı bazı platformların da olduğunu söylememiz mümkün. Bunlardan en güçlüsü Twitter'dı ve Twitter'daki Elon Musk'ın etkisi ki kripto para piyasasında etkin bir isim olmayı sürdürüyor. Hem Dogecoin'le hem Shiba ile yaptığı yorumlarla birlikte diğer taraftan Twitter topluluğunda kripto para, daha doğrusu Twitter içerisinde konumlanan kripto para topluluğuna yapabileceğini düşünüldüğü jestlerle birlikte sosyal medyanın göz bebeği olmuş durumda. Twitter'ı satın almasından sonra Twitter'da farklı etkenlerin yükselmesi bekleniyor ve bu da Meta'da yaşanan sorunları da göz önünde bulundurarak açıkçası Meta'daki değer kaybını destekliyor, perçinliyor. O yüzden Elon Musk'ın Twitter satın alması sadece kripto para piyasasında değil, diğer piyasalar içerisinde Meta'nın değer kaybında da bir etkisi var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü kendi rüştünü bir şekilde piyasa içerisinde, daha doğrusu etkisini kanıtlamış ve ispatlamış durumda şu an itibariyle. Yani hoşumuza gitsin ya da gitmesin, Elon Musk'ın hem kripto para topluluğu üzerinde bir etkisi var, hem de vizyoner olduğu kabul edilirse eğer Twitter'ı aldıktan sonraki aksiyonları merakla takip edecek. Bunun yansımalarını biz gözlemlemiş oluyoruz açıkçası. Ki bu arada tabii bir açıdan pozitif bir durum yazdı bugün ama bir açıdan Meta'nın dün beklendiği kadar hisse başına karını beklendiği gibi açıklamaması da akşam saatlerinde yine kripto para piyasasını negatif etkiledi. Yani biz hem Meta'ya bakıyoruz hem Twitter ve Elon Musk etkisine bakıyoruz. İkisinin fiyatlamasını da kripto bize göstermiş oldu. Hisse senedi piyasasında da sadece Meta'nın beklediği payı alamadığını biz gözlemlemiş olduk. Ama bu sadece Elon Musk'ın etkisi değil, son zamanlarda yaşadığı kan kaybının da etkisiyle gerçekleşti diyebiliriz. Evet. Peki gelelim sizin seveceğiniz alana, yani kripto piyasasına bakacağız. Şimdi kriptoda bugün itibariyle neler olup bittiğini bize bir özetlemenizi rica ediyorum. Hepsini, yani Ethereum'dan Litecoin'e, Bitcoin'e kadar ne olup bittiğini, diğer tabii küçük coinlere de girebilirsiniz, ilginizin içindeki coinlere girebilirsiniz. Alıp sattınız, yani müşterileriniz adına alıp sattınız, trade ettiniz coinler de dahil olmak üzere. Bize şöyle kapsamlı bir özet yaparsanız, anlamamıza yardımcı olursanız sevinirim.
Tabii ki ben de çok sevinirim. Ethereum'dan başlayabiliriz. Ethereum için güzel bir gündü. Açıkçası merge güncellemesinden sonra 2000 dolar seviyesini yukarı yönlü kırmak için herhangi bir momentum yakalayamamıştı. Buradaki geri çekilme süreci devam ediyordu ama biraz önce bu bahsetmiş olduğumuz devler, sosyal medya devleri, geliştiriciler Ethereum'a biraz daha pay vermeye çalışıyor. Özellikle Google'ın bugün Web3 atağı kapsamında gerçekleştirdiği Ethereum geliştiricilerine özellikle ilgilendiren bir haberi takip etti piyasa. Ethereum nodları artık Google'ın bulut sisteminde tutulabilecek. Bu ne gibi bir avantaj sağlayacak? Geliştiricilere daha uygun maliyet sunmuş olacak. Biraz daha korunaklı bir alanda işlem yapılma ve işlemlerin saklanması söz konusu olacak. Ve Google tabii ki de Meta gibi ya da işte Twitter'daki etkinlik gibi ya da internet üzerinde çok ciddi bir arama motoru aslında ama buradaki yerini Web3'e taşıyarak o biraz önce saydığım şirketler kadar prim yaparak ilerlemek istediğini bize gösteriyor. Ethereum için güzel pozitif bir adım. Bunun bir sonraki stepte diğer kripto para birimlerinin nodlarına da sıçramasını bekliyoruz açıkçası. Ethereum'a başlayacak ama Google bu süreci burada bitirmeyecektir. Bunun devamı gelecektir. Farklı nodları da kendi bulut sisteminde geliştiriciler için tutulup saklanması için bir hizmet başlatacaktır. Bunun dışında Hong Kong'dan gelen haberi izliyoruz. Çin'in aksine Hong Kong biraz daha ılımlı adımlar atmaktan yana, özellikle önümüzdeki yıl Mart ayından itibaren bireysel yatırımcıların etkinliğini, piyasadaki etkinliğini artırmak için platformlara lisans vermeye başlayacağını açıkladı. Bu da tabii ki de ilgi düzeyi yüksek olan bir bölgede lisanslı olarak yatırımcıların var olmaya devam edeceğini ve geliştiricilerin bu toprakları tercih edebileceğini bize gösteriyor. Çin'in aksine daha ılımlı bir tavır takınması aslında küresel anlamda kripto paralara karşı mesafenin de biraz daha daraltıldığını bize gösteriyor. Açık mesafeden ilerlememeye başlıyor ülkeler ki bunun en iyi örneklerinden bir tanesi İngiltere. Liz Truss hükümetinin istifasından sonra insanlarda Bitcoin alımı hızlanmış durumda ülke toprakları çapında bakacak olursak. Diğer taraftan tabii NFT destekli programların kurulması söz konusu hükümet eliyle. Bunlar önemli olacak ve ödeme dengesinde de kullanılabilecek. Yeni gelen başbakan kripto para konusunda adım atmaya bir hayli istekli gözüküyor bu anlamda. Ve İngiltere pozitif adıma döndü. Rusya'dan gelen ılımlı hava vardı. Hong Kong Çin'in aksine yine ılımlı bir durum yaşattı bize. Türkiye'den de güzel ataklar geliyor. Özellikle blockchain zirvesiyle ilgili detaylara baktığımız zaman yapılmak istenen güzel olguların olduğunu biz görüyoruz. Ve süreç içerisinde farklı değişkenlerle birlikte bunun biraz daha yıldızının parlayabileceğini düşünüyoruz. Kripto para piyasasındaki ılımlı hava evet devam ediyor. Ayı piyasasına rağmen buradaki kullanım oranının ve kurumsal yatırımcı oranının arttığını biz gözlemliyoruz. %52'den %58'e çıkmış durumda yapılan araştırmalara göre ve bu %58'lik kesimin %88'i de yeniden yükseliş potansiyelinin olduğunu düşünerek, gelişime açık olduğunu düşünerek yatırımlarını gerçekleştirdiğini söylüyor. Ethereum dolar paritesine baktığımız zaman 1500 seviyesinin üzerinde kalması şu an itibariyle bizim için önemli gibi duruyor. Özellikle 1500'ün üzerinde kalıcılığını sağlayabilirse tekrar yukarı yönlü bir atak gelebilir ve 1630-1660'lar bantta izleyeceğimiz kritik bir bölge olur. Sonrasında da 1780 seviyesine kadar ivme kazanabiliriz ama bunu kademeli olarak takip etmemizde yarar var. Çünkü önümüzdeki hafta Fed'in faiz artırımı süreci söz konusuydu. Burada oynak artabilir. Düşüş kanalındaki fiyatlamanın devam ettiğini ve buradan pozitif ayrışmamız gerektiğini söylemek istiyorum açıkçası. Diğer tarafta canlı olarak Bitcoin dolar paritesine baktığım zaman 20.500 seviyesinin üzerindeki fiyatlamanın sürdüğünü söylemem mümkün. 20.000'ler ama birazcık pay bırakacak olursak 19.750 seviyesine kadarki olan geri çekilmeyi olağan karşılayalım. Buradaki karların realize edilmesi çünkü hacim açıkçası çok düşük, likidite az, hala yüklü alımlar gelmiyor ve BTC sayılarına baktığımız zaman borsalara yapılan transferler artmış durumda. O yüzden yükselişte biraz baskılanmasına sebep oluyor ne yazık ki. O yüzden geri çekilme ve karın realize edilmesi
hususunda biraz daha sert hareketler yaşatabilir bize ama ağırlıklı olarak 19.750'nin üzerinde kalması umut verici olur bizim için. Bunun altına sarkması satışları bir miktar daha derinleştirecektir. Yatırımcı dikkat edebilir. Yukarıda çekildiği bölge 21.000, daha önce yükselen kanal içerisinde fiyatlandığı ve pozitif ayrıştığı bölgeyi, yani yükselen kanalı retest edip geri çekilmesi biraz kuşku uyandırıcı. Yukarıdaki 21.000 direncinin kırılması bir önceki zirveye geçmek manasına gelecek ve bu da yükseliş için önemli bir adım olacaktır. Diğer taraftan Mati'yi takip ediyoruz. Matik'teki bir hedefi söz konusuydu. Çünkü düşen kanalı kırdı ve kanal hacmi kadar yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorduk. Bu hedefe gidemeden bir miktar satış baskısıyla karşılaştı ama Matik yatırımcıları bir hedefine odaklanmış durumda. Piyasanın genel gidişatına göre elbette. Diğer taraftan Şiliz'i takip ediyoruz. Burada 0.28'leri test ederek bir miktar geri çekilmişti. Tekrar toparlanma evresinde V şeklinde bir toparlanma gösterebilir bize ama aşağıdaki 0.20 desteğine koruması lazım. Daha doğrusu 0.20-0.17 bant aralığındaki hareketini koruması gerekiyor. Koruyabildiği takdirde tekrar 0.28'leri bize gösterebilir. Şiliz dolar paritesine de yatırımcı ayrıca dikkat etmeli diyebiliriz. Evet. Peki bize şöyle takip ettiğiniz ve çok fazla bilinmeyen, yatırımcı nezdinde de çok fazla bilinmeyen birkaç coin'den, kripto paradan bahsedebilir misiniz? Yani şuralarda şöyle paralar var. Bunlara yani tabii yatırım tavsiyesi anlamında sormuyorum elbette ki biz de yapamayız bunu, siz de yapamazsınız. Yani SPK kuralları çerçevesinde konuşmaya çalışıyoruz o sebeple. Ama en azından şöylesi paralar var ve bunlarla ilgilenebilir insanlar. Elbette paralarını götürüp olduğu gibi ona gömün demiyoruz. Ama bir şekilde radarlarında olmasını istediğiniz birkaç birimden bahsedebilir misiniz? Evet, açıkçası tabii genel anlamda haber etkilerine dayanarak bir fiyatlama bize gösteriliyor yatırımcı tarafından ama Dünya Kupası yaklaşıyor biliyorsunuz ki. Burada Arjantin'e dikkat çekmemiz gerekebilir belki ya da Arjantin benzeri kripto para birimlerine dikkat edebiliriz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama yani içinde bulunduğu furyaya ve kitlesine bakacak olursak yani pozitif bir fayda sağlayabilir bize. Tabii ki de Dünya Kupası ile ilintili olabilecek farklı tokenlar da mevcut. World Cup inu olabilir takibimizde. Ama bunun tabii ki de devamlılığı ve orta uzun vade hedefi için bir şey söyleyemem. Sadece kar amacı, yani kar almak amacıyla ya da işlemlerimizi yaparken belki sepetimize eklemek amacıyla tercih edebileceğimiz kripto para birimleri arasında yer alabilir. Bunun dışında eğer böyle kriptoları tercih ediyorsak yanı sıra majörlerden de sepetimize eklemekte fayda var. Ama şu an en yakın vadede Dünya Kupası az kaldı, bir şey kalmadı. Bununla ilintili olabilecek token ya da kriptolar radarımıza girebilir. Peki, son 3 dakikamız. Orada da altın ve kripto piyasası, yani Bitcoin korelasyonuna değinmenizi isteyeceğim. Nasıl gidiyor şu anda? Yani iyi bir ilişki var mı? Bozulmayan bir ilişki söz konusu mu? Yoksa zaman zaman bozulan bir trend mi var karşımızda? Açıkçası kripto para birimlerinin gidişatına ve değerli metallere baktığımız zaman Bitcoin ve altın arasındaki korelasyon bozulmuştu. Ama son zamanlarda özellikle dolar endeksinin güvenli liman rolünü üstlenmesiyle birlikte altın da diğer finansal enstrümanlarla birlikte hareket ediyormuş gibi bir fiyatlama gösterdi bize ki evet, dolar endeksi yükseldiğinde altında geri çekilmeler, kripto para piyasasında geri çekilmeler yaşanmıştı. Ama son zamanlarda özellikle 1-2 haftadır Bitcoin ile altın arasındaki korelasyon düzeyinin tekrar artmaya başladığını biz gözlemliyoruz. Şu an ons bazında bakacak olursam 9 günlük hareketli ortalamayı günlük grafikte aşağı yönlü test ediyor ve 1650 seviyeleri ons için önemli olacak. 1650'nin üzerinde tutulması ve tekrar o düşüş kanalından sıyrılması değerli metalde fiyatın kademeli olarak artmasına neden olabilir ama hareketli ortalamayı da kırarsa ki altın böyle bir hareket yaparsa Bitcoin'deki fiyatlamanın da benzer şekilde gerilemesi manasına gelebilir bizim için. Şu an çünkü korelasyon düzeyi artmaya devam ediyor dediğim gibi. Eğer 1650 seviyeleri kırılırsa aşağı yönlü, o zaman yeniden
şöyle bakmam gerekirse 1625 ve 1600 seviyeleri gündeme gelebilir. Kanal boyu aşağı yönü oluşturduğu kanal boyu hareketini sürdürebilir ons altın. Diğer taraftan Bitcoin de buna ayak uydurursa eğer bizim biraz önce bahsettiğimiz 19.750 seviyesi aşağı yönünü kırılmış olur ve altınla birlikte tekrar Kore'le hareket etmeye devam edebilir. Peki Helin Hanım, çok teşekkürler. Helin Çelik'le konuştuk, kripto para uzmanı. Şimdi bir reklama gidiyoruz.